sayın seyirciler, evet sayın seyirciler. Prof Dere sorar, sorgular, araştırır, ininde bulur, her yerde bulur. Ne yapar ne yapar? Yeni bir proje geliştirir. Sosyal paylaşım siteleri, Facebook, Twitter, Instagram gibi bütün bu tarz siteler aşkı öldürüyor mu? İlişkileri bitiriyor mu? Geçenlerde birisiyle konuştum, şey diyor, uyuşturucudan daha kötü diyor. Uyuşturucuyu alırsın diyor, uyuşturucu kullanan birisiymiş, eskiden kullanıyor şimdi bırakmış da. Onun şeyi bitiyor diyor, ama diyor sosyal paylaş, Facebook, Twitter ikisi 24 saatin 23 saatini bu sosyal paylaşım sitelerine geçinen yeni bir nesil doğuyor. Bu yeni nesil, nereye gidiyor? Aşk var mı? Günlük aşklar mı? Biraz siz ne diyorsunuz? Sosyal paylaşım siteleri aşk öldürür mü? İlişkileri bitirir mi? Şimdi şöyle, bence... Onun öncesinde aslında sen ne iş yaptın onu öğrenelim biz. Tabii. Ben stil danışmanıyım. Aynı zamanda spiritüel artı stili birleştiren tek bloguyum. Evet. Blogumun ismi... Türkiye'de mi, dünyada mı? Dünyayı bilmiyorum ama Türkiye'de araştırdığım kadarıyla spiritüel ve kişisel gelişimi stille birleştiren tek blogerim. Evet. Blogumun içinde hem stil, hem spiritüel, hem astroloji, hem kabala, hem kuantum, hem renkler, her türlü konuyu kolaylıkla biraz bulabilecekleri... Evet. Böyle bırakabilirsiniz lütfen, çok teşekkürler. Bulabilecekleri evet. Bir platform. Bir daha ismini bir daha söyle. Spiritüel ve stili birleştirdiğim bir blog. İsmi blogumun ne? İsmi www.lepetit yani, dot nokta demek, evet. Evet, yazılışını söyleyeyim. La Petite. La Petite. Doli, D-O-L-L-Y. Ben onu... nokta com. Videonun altında olacak böyle. Tamam, www.lepetitdoli.com. Aşkla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Aşk sadece sosyal medya içerikli bir şey değil. Aşk aslında doğru paylaşım, doğru saygı, doğru sevgi, doğru anlayışla devam eden bir şey. Sosyal medyayı ya da herhangi bir farklı bir şeyi ne kadar çok kullanırsan, dengesini aşarsan her şey bir şeyleri bitirir. Evet. Aşkı da bitirir, şifayı da bitirir, bereketi de bitirir. Her şeyin bir dengesi olması gerekiyor. Bence önce insanın aşık olabilmesi için önce kendini seviyor olması, kendinin nelerden hoşlanıyor ve neleri paylaşıyor olduğunu bilip ona göre karşısındakine paylaşıyor olması gerekiyor. Eğer karşıdakinden sosyal medya olsun ya da herhangi bir şey olsun karşılık bekleyerek yapılan her ilişki bence bir yerde biter. Bu evet. Sosyal medya olsun, o olsun, bu olsun, yani işin içinde para olsun, olmasın, her türlü şey olsun. Azı zarar, azı karar, çoğu zarar modu var ya, o mu? Kesinlikle dengede olması gerekiyor. Ben şükürler olsun aşkı en çok savunanlardan biriyim. Evet. Bayanlara da erkeklere de sesleniyorum. Kesinlikle ruh eşi denen bir şey var. Kesinlikle pes etmesinler, evet. Devam etsinler. Bu zamanda aşk yoktur, bu zamanda o yoktur, bu yoktur diye bir şey yok. Gerçekten doğru aşk, gerçekten doğru partner ve gerçekten doğru ruh eşi var. Var ama nerede? Bir inanç, iki güven, evet. Üç istikrar. Bunları bir konu üzerinde yaptığınız zaman aşk veya başka bir konu hepsini elde edersiniz. Twitter'da var mısınız? Varım. Facebook'ta var mısınız? Varım. Instagram'da varsınız? Varım. Pinterest. Az daha söylüyordum ismini, evet. Hepsinde her yerde varsın. Günde kaç saat internette bu sitelere giriyorsunuz? Kendi sitelerine ya bak, Facebook'ta profilini günde kaç ne kadar kalıyorsun orada? Elinde bir telefon sürekli, yolda ben mesela Eskişehir'den yürüyorum yukarı doğru. Tabii İşim telefonumdan var. Da şey yapıyorum ama sonuçta telefonda sadece sabahtan akşama kadar Facebook, Instagram'a bakmıyorum. Evet. Sonuçta günlük maillerimi kontrol ediyorum. Başkaları neler yapmış ona bakıyorum. Yurt dışını, yurt içini takip ediyorum. Sen sosyal paylaşım sitelerinden besleniyor musun? Tabii ki de besleniyorum. Çünkü normalde eskiden kütüphaneye gidilirdi, sinemaya gidilirdi. Şimdi her şey bir tıkla elinizin altında. Evet. Yani aslında sosyal paylaşımlar sizi de, yani şimdi sosyal paylaşımların dışarısında girdiğiniz siteler ya da herhangi Facebook olsun, o olsun, bu olsun, sizi de aslında dengede tutulduğu şekilde doğru bilinçlendiren, doğru bilgilendiren ve aslında gözünüzü de kuvvetlendiren bir şey. Şimdi evet. Ben kendim blogumda da
ya da danışanlarıma stil danışmanlığı yaptığım zaman da bütün dünyayı takip ediyorum. Kim ne yapmış, hangi renkleri kullanmış, şu anda hani nedir trendler? Tabii ki de trendleri direkt insanlara entegre etmek değil ama bütün dünyanın neler yapıyor olduğu, ya bu bir kelebek etkisi gibi bir şey görüyorsunuz, size ilham veriyor. Ya da başka biri size bakıyor, oradan ilham alıyor. Yani dediğim gibi dengede kullanıldığı sürece bence yararlı bir şey. İsminizi alabilir miyim? Dolly. Dolly, evet. Dolly. İstiklal Caddesi'nden, mesela bizim mağazanın oradan Taksim'e giderken en az 5 kişiye çarpıyorum ben. Ben de elimde telefonla yürüyorum. Karşı taraftakiyle, o da elinde telefonla baka baka yaza geliyor. Ben yazdığım zaman duruyorum. Evet. Yani şey mesela diyeceğim. Kafelerin yanında, bankalar varsa onların tentesinin yanında hani durup mailimi yazıp öyle yürüyorum. Bu yeni nesil. Artık sokakta bir yere bakamıyorlar, telefona bakıyorlar, kutsal bir din gibi herkes böyle sürekli yazıyor bakıyor, sokaklar gerçekten alışılmadık bir şekilde herkes telefonuna bakıyor. Bu nereye gidiyor sence? Artılar olduğu kadar eksileri var mı? Tabii ki de eksileri var. Ben size küçük bir hikaye anlatayım. Bu kabalistik bir hikayedir. Bir tane adam, daha doğrusu hani kabalın içerisinde haftalık bilinci anlatırken anlatılan bir hikaye. Bir tane adam bir yerden bir yere uçağa gidiyor. Evet. Uçakta uçağı kaçırıyor daha doğrusu. Evet. Çok yoğunluktan aynı böyle. Uçağı kaçırdığı zaman kendi kendine söylenmekten ve sadece önüne bakmaktan aslında yanında oturan ruh eşini görmüyor. Evet. Yani biz hayatta neler gelip geçiyor görmüyoruz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Algıda seçicilik mi diyelim? Öyle bir şey mi var? Yoksa genel olarak meşgulüz. Meşgul olduğumuz için hep zihnimiz bunlar, mesela işte telefonda, Facebook, işte bunlarla uğraşmaktan mesela yanımızda güzel bir havayı kaçırabiliyoruz. Çok güzel başka bir şey kaçırabiliyoruz. Önümüzde hani bu telefona bakmaktan normal hayatı yaşayamıyoruz mu acaba? Peki ama öncelikle şunu sormak lazım. Evet. Neden buna bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? Bence kendimizden uzak olduğumuz için karşımızdakinden uzağız. Evet. Yani kendimizin tam olarak, ya ben 33 yaşındayım, daha yeni yeni ne istediğime karar veriyorum. Ben size sorsam gerçekten hayattan neler istediğinizi biliyor musunuz? Ben buradan 10 kişiyi çekeyim, çoğu insan bilmiyor. Niye? Bilmediği için, kendiyle mesafesi olduğu için insanlarla mesafeli bir hayatı bence daha uygun buluyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu aydınlanma çağı bilinçli kullananlar için çok etkili olacak. Ama bilinçsiz kullananlar için bence hiçbir şey yaramayacak. Ben bu söylediğiniz konularla ilgili zaten blogumda yazıyorum. Evet. Hani aslında kendi içimizdeki egolar, nelerle savaşıyoruz, nelere bakmıyoruz, aslında nelere kaçırıyoruz, birlik bilincinden neden uzağız gibi bir sürü konuyu aslında paylaştım. Evet. Ve bir platform aslında benim. Yani stili de paylaşıyorum ama aynı zamanda günlük insanların ne gibi problemleri var ya da günlük enerjiler nelerdir, bizi nasıl etkiler şeklinde konulara da değiniyorum. Evet. Bence insanın öncelikle ruhunu keşfedip ondan sonrasında dışındaki aksiyonlara geçmesi gerekiyor. Yani siz önce kendinizin ne istediğini, kendinizi nasıl sevmeyi öğrenmelisiniz. Ben bunu ne kadar yapıyorum hani bilmiyorum. Yapıyorum diye söylemiyorum. Evet. Sadece yapılması gerektiği için. Yapmaya çalışıp bu alanda kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Benim markamın da blogumun da mottosu şu. Evet. Ruhunu keşfetmeyen hiçbir insan stilini de keşfedemez. Bu hayat stili olabilir. Biraz daha yaklaşıp şuradan böyle sana söyleyeyim deyip tekrar söyler misin rica etsem? Hayat mottom, ruhunu keşfetmeyen hiçbir insan hayat stilini bulamaz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir söyleşiydi. Evet sevgili dostlar, bundan böyle böyle bu tarz program yapmaya devam edeceğim. Umarım siz de mutlu olursunuz. Avangard'ı seviyoruz.